Ve stüdyosundan iyi akşamlar. Gündem Özel'le karşınızdayız. Yine 3 saat boyunca birlikte olacağız. 3 ayrı konuğumuz var. İlk bölümde Deva Partisi sözcüsü Avukat İdris Şahin'i ağırlayacağız. İdris Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi misiniz? Çok şükür diyelim. Türkiye'nin hali gibiyiz. Türkiye nasılsa elbette. Şimdi geçtiğimiz günlerde Amasya Gümüşhacı Köyü'ne gitmiştim. Orada çok güzel bir işletme sahibi var. Dediler ki ısrarla size sabah orada kahvaltı yaptıralım. Gittik. Halatır sordum. Nasılsınız dedim. Ülkemin hali gibiyim, Türkiye'nin hali gibiyim dedi. Dedim ki ya ne güzel bir söz. Bunu gittiğim her yerde söyleyebilir miyim? Dedi ki patenti bana aittir ama sen gittiğin her yerde söyleyebilirsin. Ben çok zaten duydum canım. Patenti ona ait değil. Şimdi biz. Ama bu çok memleket gibiyim. Memleket gibiyim. Ve şu an itibariyle bizim durumumuzda ancak memleket gibi. Çünkü gelirken çok dramatik bir sahneyle karşı karşıya geldim ve ülkem adına gerçek anlamda çok kaygılandım ve üzüldüm. Programa gelirken ben Yıldız'da oturuyorum, Çankaya. Ankara'yı bilenler bilir. Ankara'nın üst gelir seviyesine sahip insanların yaşadığı bir muhit. Bir otelin altında bir tarafta OPET, bir tarafta petrol ofisi tesisleri var. İkisinin önünde de trafik kilitlenmiş. Zorla geçtik. Sebep gece yarısı gelecek motorine olan zam. Herkes kuyrukta bir depo. Acaba 2 lira zamsız mazot alabilir miyiz endişesi içerisinde. Bu halde nasıl olunabilir? İnan Bey. İşte sorduğunuz sorunun en güzel cevabı bence bu olsa gerek. Hemen Çankaya Köşkü'nün dibinde bu bahsettiğim yerler. Ve orada bile insanlar 2 lira daha ucuz motorin alacağım diye şu an itibariyle kuyrukta. Kuyrukta bekliyorlar. Peki. İkinci bölümde bunu bir anons edeyim İdris Bey müsaadenizle. İkinci bölümde eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, sonra da Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen konumuz olacak. Acaba benzinlikte kuyruk bekleyenler arasında AK Parti'ye oy verenler var mıdır İdris Bey? O bölgede nispeten AK Parti'ye oy biraz az çıkar ama en azından %40 civarında da o bölgede de AK Parti'ye oy verenler vardır mevcut iktidarın. Ne düşünüyorlardır acaba şimdi orada kuyrukta beklerken? Şimdi ne düşünüyorlardır? Sağlıklı bir değerlendirme yapmış olsalar bu kuyrukta beklemezlerdi. Yani seçim öncesinde Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan defalarca uyardı. Ve dedi ki Sayın Erdoğan devamı yönünde oy kullanırsanız bugünler daha iyi günleriniz. Kara kışa gelmeden gerçekten çok büyük mağduriyetler yaşarsınız demişti. Aynen dediği gibi oldu. Henüz Eylül'deyiz. Okullar yeni açıldı. Muazzam derecede ekonomik pahalılık, hayat pahalılığı altında ezilen bir kitleyle karşı karşıyayız. Daha bugünler iyi günlerimiz. Yarın doğalgaz faturaları kapımıza geldiği zaman çok daha farklı şeylerle yüzleşeceğiz. Çünkü seçimden bir ay önce, bir aylık sadece doğalgaz faturalarını evlere tebliğ etmemişlerdi. Oysa kullandığınız yaz mevsiminde. Şimdi onun çok çok acı faturalarını %222'lik doğalgaz zammıyla bize iadeli taahhütlü olarak gönderdiler. Evet. Ama kışın bunu daha da derinlerde hissedecek şekilde bu doğalgaz fiyatlarının ne boyuta geldiğini hep birlikte göreceğiz. AK Parti'ye oy verenler kendi kendilerine şöyle düşünüyor olabilirler mi? Bugün benzin mazot kuyruğunda bekleyenler. Ya muhalefet kazansaydı onlar da enkaz devraldık diyeceklerdi. Onlar da zamları yapacaklardı. Bir geçiş dönemi işte sabrınızı istiyoruz diyeceklerdi. Yine bu zamlar olacaktı. Şimdi reis durumu düzeltmeye çalışıyor. Mehmet Şimşek'i getirdi ekonominin başına. Rasyonel politikalara dönüldü vesaire vesaire. Hiç şüphesiz ki tabii ki gelecek iktidar da benzer uygulamalar yapacaktı ama ona yeni bir kredi açılmış olacaktı. 21 yıllık var olan kredisini tüketmiş yorgun bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bugünün ekonomiden ve hazineden sorumlu bakanı çıkıyor diyor ki devir teslim töreninde rasyonel politikalara döneceğiz. Yani geçtiğimiz 5 yıl içerisinde fakir fukaranın kursağından bu iktidarın söküp aldığını şimdi gerçekçi politikalarla bunu 2026'nın sonunda, bakın 2026'nın sonunda tek haneli rakamlara indireceklerini söylüyor enflasyonda. 2023 kayıp yıl, 2024 kayıp yıl, 2025 kayıp yıl, ancak 2026'da. Bir de bugünden daha kötü olacak o yıllar, evet. Saydığınız yıllar. O zamana kadar da Maliye ve Hazine Bakanı görevde kalırsa. Kalırsa. Çünkü Sayın Erdoğan
yarın yerel seçimleri geçirdikten sonra başlarım senin rasyonel politikalarına. Nas var kardeşim diyebilir yani. Her zaman. Hı-hı. Böyle bir açıklamaya hazır olmamız lazım. Çünkü dün dündür, bu bugün bugündür hesabı siyasette rahmetli Demirel'e atfedilen sözdür. Rahmetli Demirel onu sadece dilinde söylüyor idi. Oysa bugünkü iktidar eylemleriyle gerçekleşti. Sanki muhalefetteymiş gibi, 21 yıldır ülkeyi muhalefet yönetiyormuş gibi biz rasyonel politikalara dönme kararı. Zaman zaman özellikle şöyle ifade edeyim. Geçen gün orta vadeli eylem planı açıklanırken Sayın Erdoğan'ın açıklamalarına bakınca bir an dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyor. Evet. Çünkü birinci bahsettiği husus yüksek enflasyon konusunda. Hiç üzerine sorumluluk almıyor. Cumhurbaşkanının hiçbir sorumluluğu yok. Bütün müsebbip AK Parti Genel Başkanı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Beştepe'nin burada kusuru yok. Yüksek enflasyonda son 30 yılın en yüksek enflasyon oranlarını yaşattılar. Sebebi 2017'den bu yana akıldan, bilimden, gerçeklikten uzak ekonomi politikaları nedeniyle. Mehmet Şimşek faizin tutulduğunu da kabul etti bu arada. Ve özellikle ifade ettiği husus da şuydu. Sayın Şimşek dün açıklamasında diyor ki 2021'in Aralık ayından itibaren döviz kurları sürekli olarak baskı altındaydı. Biz Mayıs'tan itibaren serbest bıraktık, gerçek değerini gördü. Baskı bu bile altındaydı eksik. Da değil, tutuluyordu. Tutuluyordu diyor, diyor. Evet. Yani... yani ben biraz daha doların... ihtiyat payı bırakarak bir cümle kurdum ama siz de net olarak Sayın Şimşek'in ağzından çıkan sözü söylediniz. Hı-hı. Bakınız Mayıs'tan sonrası için de serbest bıraktık sözü de çok inandırıcı değil. Bunu da özellikle ifade edelim. Hala Merkez tutuluyor. Bankası'ndan cayır cayır arka kapıdan döviz satılıyor. Evet. Dövizi 27'nin altında tutmak için. Seçim var çünkü. Hem seçim var hem de emekliye, memura mevcut enflasyon rakamları üzerinden maaş artışı gerçekleştiriyorlar ki TÜİK'in makyajlı verileri arasında bu oranlar yer bulsun ve önümüzdeki yerel seçimlere biraz daha dengeli ve ihtiyatlı gidelim diye. Oysa 2019 yerel seçimler öncesinde başlattıkları bu arka kapıdan döviz satışı bu ülkeye çok ağır maliyetler getirdi. Ve özellikle kur korumalı mevduatla alakalı da yine Sayın Erdoğan o gün açıklama yapıyor. Bir an önce fırsatını bulursak bu kur korumalıdan kurtulacağız diyor. Sayın Erdoğan 2021'in Aralık ayında Sayın Babacan sizin eski yol arkadaşınız ve ülkemizdeki ekonomideki güzel günlerin mimarı bas bas bağırdı. Dedi ki bula bula 70 model şapkanın içerisinden tavşan çıkarttınız. Rahmetli Özal'ın deyimiyle kendini uyanak zanneden dalaverecilerin bu ülkenin geleceğini ipotek altına aldırdığı projedir dedi. Hı hı. Fakirden, fukaradan, dar gelirden aldı. 85 milyondan aldı. 85 kişi, bin kişilik sadece bankada mevduatı olan ve onların parasını koruyan, kollayan bir yapıya dönüştü. Şimdi kur korumalıdan diyor paranızı bozdurun getirin özel bankalar %56-60 arasında faiz veriyorlar. Şimdi İdris Bey, Erdoğan bugün dedi ki yeni anayasayı söylüyor. Birkaçtır evet. Söylüyor. Bugün tekrar etti 12 Eylül'ün darbenin yıl dönümü vesilesiyle. İşte muhalefet tüm siyasi partilere, sivil toplumu, akademi mensuplarına sesleniyorum. En ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim diyor. Ne olacak partinizin tutumu? Yani Erdoğan yeni anayasa yapalım derse yapıcı bir destek verir misiniz? Ben yeni anayasadan ziyade şöyle bir bugün 12 Eylül hain darbe girişiminin, darbesinin yıl dönümü. Üzerinden uzunca yıllar geçmiş olmasına rağmen henüz daha 12 Eylül'ün izleri toplumun tüm kesimlerinden silinmedi. Biz 2012 yılında meclisteyken 4 siyasi parti yan yana gelerek o günkü şartlarda ana muhalefet Cumhuriyet Partisi, İktidar Partisi, AK Parti, MHP ve şu bu anki HDP'nin karşılığı BDP olarak yan yana geldiğimizde darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu diye bir komisyon kurmuştuk. Bakın şu kitapçığı komple o günkü şartlarda 4 siyasi parti uzlaşarak bir eser haline getirdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.
bu ülkenin geleneklerinde hiçbir konuda yan yana gelemeyen siyasi partiler, konu darbe olursa hep beraber yek vücut millet iradesini korumak için çalışır ve çabalar. Ve bu koruma güdüsüyle beraber yan yana gelen 4 siyasi parti o günkü darbe komisyonu sonuç bildirgesinde 20 maddelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve o günkü iktidar olan AK Parti'ye, benim de içinde bulunduğum hükümete tavsiyede bulundu. Bunun altında HDP'lilerin de imzası vardı, MHP'lilerin de, CHP'lilerin de ve AK Partililerin de. Ve birinci maddesi de sivil anayasaydı. Sivil anayasa, bakın buradan çok netliğiyle gösterebilirim. Ve bu çağrılara kulak veren o günün Türkiye Büyük Millet Meclisi, mecliste anayasa uzlaşma komisyonu kurdu. Her siyasi partiden üçer temsilci ve ortak mutabakatla bir anayasa yapma iradesi. Sayın Erdoğan 2011'de benim de milletvekili olduğum 24. dönem öncesinde topluma en büyük vaadi sivil anayasaydı. 2011 öncesinde. Ve bunu her vesileyle o günün iktidarı gündeme taşıdı, yansıttı. Ama bunların hepsi kadük kaldı. Çünkü neden? Gerçek anlamda anayasayı değiştirme iradesinin olmadığını gördük. Niçin diyeceksiniz? Zaman zaman sizin programlarınıza ben konuk oluyorum. Ve her seferinde şunu söylüyorum. Diyorum ki bu iyisiyle kötüsüyle 82 Anayasası hepimizi bağlayan toplumsal sözleşmemizdir. Evet. Eksikler olabilir. Yıllarca farklı değişiklikler görmüş. Ama şu an itibariyle bir yenisi yapılıncaya kadar 85 milyonun bağlayıcı ortak sözleşmesi bu anayasa. Elimizdeki bu. Evet. Önce bu iktidar ve ortakları bu mevcut anayasaya saygı göstermeli ve bu anayasaya uygun hareket etmelidir. Bu anayasanın 101. maddesinde Sayın Erdoğan'ın bir sefer daha aday olamayacağı açık bir şekilde yazılıyken, anayasayı zorlayarak kendi adaylığını milletin huzurunda Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla tasdik ettirmiştir. Ve tekrardan hakkı olmadığı halde bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Ve zaman zaman da bu mevcut anayasayı yok sayarak uygulama gerçekleştirmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımak zorunda Bazen uygulamak zorunda değilim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımak zorunda değilim diyen bir cumhurbaşkanının dönüp dolaşıp tekrar sivil anayasa çalışmasına sarılması bize çok inandırıcı gelmiyor. Deva Partisi olarak biz önce Sayın Erdoğan'ın bu samimiyet testinden geçmesi gerektiğini Nasıl geçecek samimiyet testini? Önce 78 maddelik Millet İttifakı'nın seçimler öncesinde hazırlamış olduğu bir anayasa uzlaşma metni vardı. Sistem değişikliğini de ihtiva eden, yargıyı da, temel hakları da ihtiva eden pek çok konu vardı o 78 maddede. Siz eğer gerçekten 85 milyonun toplumsal mutabakatını sağlayacak bir anayasa yapmak istiyorsan önce muhalefetin bir sesine kulak verirsiniz. Sonuç itibariyle anayasalar toplumsal sözleşmelerdir. Dolayısıyla o 78 madde üzerinde samimi bir şekilde kabul iradesi ortaya koyarsanız yeni teklifler ileri sürme hakkınız doğar. Ve özellikle söylediği cümlelerden birisi şu mesela. Çoğulcu, katılımcı, sivil bir anayasa yapacağız. Bu anayasayı hazır metin halinde parlamentoya getirirseniz hiçbir anlam ifade etmez. Bu anayasayı halka konuşturmak lazım, sivil topluma konuşturmak lazım. Milletin meclisinde konuşturup ondan sonra maddelere dönüştürmek gerekir. Konuşalım, tartışalım, müzakere edelim diyor zaten. Ama kendi tekliflerini değil. Bakın yine söylüyorum. Madem böyle bir çalışma yapacaksınız. Birlikte yazalım diyorsunuz. Birlikte oturalım, konuşalım, tartışalım ve yazalım. 2011 sonrası model gibi parlamentoda bir çalışma cihetine giderseniz kimsenin hayır deme şansı yok. Çünkü herkes şunu gayet iyi biliyor ki 82 Anayasası darbe ürünü bir anayasadır. Üzerinde çok değişiklik olmuştur. Ruhunu kaybetmiştir. Ama milletin tam manasıyla sivil, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anayasa istiyorsa bunu 600 milletvekiliyle milletin tamamına yakının temsil edildiği parlamentoda yapılacak bir anayasayla taşlandırmak her siyasetçinin, her parlamenterin asli vazifesidir. Yani biz usule bakar, ona göre karar veririz elbette mi diyorsunuz? Ki. Şunu özellikle söylüyorum. Biz Deva Partisi siyasetinde tümden kabul ve tümden red diye bir uygulamamız yok. Biz önümüze konulan teklifin içeriğini görmeden, ne istediklerini tam manasıyla anlamadan,
peşinen hayır biz kesinlikle bunu reddediyoruz demek gibi bir lüksün içerisinde değiliz. Ama bu mevcut iktidarın iş başında yaptıklarını biliyoruz. Onun iş bitirmeleri bizim önümüzde. Anayasayla alakalı samimi değil. Önce şu mevcut anayasaya bir uysunlar, ondan sonra gelip bizimle sivil anayasayı yapalım diye bir teklif sunsunlar istiyoruz. Önce bu mevcut anayasaya uygun hareket etsin. Cumhurbaşkanının bu anayasaya göre parti genel başkanı olması diye bir durum söz konusu olamaz İnan Bey. Ben hukukçuyum. Anayasa Komisyon Başkan Vekilliği de yaptım. Bu söyledikleriniz çünkü, olmayacağına göre o zaman yani siz yani, AK Parti ile yeni bir anayasa meselesini müzakere konuda, etmek üzere masaya oturmayacaksınız. Evet aşağı yukarı böyledir. Parti yetkili kurullarımızda konuşulup karara bağlanmış bir husus yok. Ama biz bu konuda AK Parti'nin sicilinin temiz olmadığını ve samimi olmadığını düşünüyoruz. Ama görürüz gerçekten 85 milyonu kuşatan bir teklif gelir, bu parlamentoda görüşülür, müzakere edilir, ondan sonra maddeler haline dönüştürülecek olursa o günün şartlarında da oturur, değerlendiririz, yetkili kurullarımıza bir karar alırız. Mesela şimdi Mart'taki yerel seçimlerden sonra HDP'nin kazandığı belediyelere yeniden kayyum atanırsa oturup bir anayasa yapmaya müzakeresi gerek yapmaya gerek yok. Kesinlikle yok. Biz bu konuda son derece netiz zaten. Cezaevindeki kimi isimler cezaevinde kalmaya devam edecekse. Şimdi bakınız hem anayasanın 90. maddesi olacak burada. Diyeceğiz ki uluslararası sözleşmeler iç hukukun üzerindedir diyeceğiz. Hem de ahim kararlarını biz kabul etmiyoruz, uygulamıyoruz. Böyle bir lüksünüz yok. Peki Erdoğan hukuk devletinde herkes, Sayın Erdoğan şu an itibariyle ülkenin acil bekleyen sorunları var. Gölgelemek bugün için. Okullar açıldı. Çoğu aile beslenme çantasını dolduracak ekonomik imkana sahip değil. Biraz önce buradan bir kamu görevlisi arkadaşım arıyor. Diyor ki benim evimdeki televizyonum senin çıktığın kanalları çekmeye imkan tanımıyor. Ekonomik darlık içerisinde ben bazen evladımı bile görmeye gidemiyorum. Hiç olmazsa benim seyrettiğim kanallara da çıksan olmaz mı İdris Bey diye yazanlar var. Yani demek ki uydusu yok vatandaşın. Yani kablolu TV bu tür imkanları olmayan pek çok insan var. Ve bugün Mamak'tan görüntüler vardı akşam televizyon ekranlarında. Çocukları gece saat 10'da 10.30'da ikili öğretimde okuldan alan aileler var. Şimdi bunların sorunları dillendirilmesin istiyor. Çiftçinin sorunu dillendirilmesin. Geçtiğimiz yıl 5700 lira olan mısırın fiyatına bu sene 6000 lira olarak %5.3'lük bir zam yaptılar. Allah'tan korkun ya. Motorine, gübreye, özellikle sulama suyu, mısırın sulanması için kullanılan enerjiye ne kadarlık zam yaptın? Bunların tamamının fiyat belirleyicisi devlet olarak sensin. Sen %70, %120 oranında zam yaptığın kalemlerde çiftçiye 5.3 oranında artış yapıyorsun. Bunlar Türkiye'nin gündemine gelmesin. Karın doyurmayan sivil anayasa çalışması. Ya Allah'tan korkun. Temcit pilavı gibi her seçim öncesinde bu sivil anayasa çalışmasını ülkenin gündemine getirmenin hiçbir faydası yok. Eğer siz samimiyseniz mecliste oluşturacak komisyonlarda bu çalışmalar yapılır ve hiçbir ihtirazi kayıt sürmeksizin sivil, katılımcı, çoğulcu bir anayasa gerçekleşir. Ama bunu yapabilmek için önce hukuk devletini özümsemek lazım İnan Bey. Hukuk devletini içselleştirmemiş, kuvvetler ayrılığını tam manasıyla inanmamış bir iktidarın kuvvetler ayrılığına inanmıyor. Yargının bağımsız olduğuna inanmıyor. Yasamanın bağımsız olduğuna inanmayan bir yönetim anlayışının sivil bir anayasa yapabilmesi mümkün mü Allah aşkına? Evet.